arkadaşlar, İlkokulum kanalı ve İlkokul Etkinlikleri kanalının ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Bu İlkokul Etkinlikleri kanalı da nereden çıktı dediğinizi duyar gibiyim. Bu kanalda artık İlkokulum kanalında yayınlamadığımız, ilkokulla ilgili beceri gerektiren, bizim el becerimizi geliştirecek oyun hamuru, el işi kağıdıyla yapılan origamiler, oyun hamuruyla yapılan şekiller gibi bir sürü videoyu bu kanalda bulabileceksiniz. Eğer bu kanala abone olmak istiyorsanız hemen aşağıda linkini bıraktım. Oradan bu kanala da abone olarak takip edebilirsiniz. İlkokulum kanalını daha çok ilkokul derslerine, bu kanalı ise etkinlik derslerine ayırmak istiyoruz. Sizlerden ricamız o kanala da abone olmanız ve o kanalı da takip etmeniz. Bugün sizlerle yarasa uçak yapımı videosu hazırlamayı düşündük. Bu nasıl bir uçak? Daireler çizerek uçan bir uçak yapacağız. Böyle yarasa gibi daire takla takla atacak. Eğlenceli, çok eğlenceli bir uçak olacak. Hazırsanız hadi hep birlikte nasıl yapacağımıza başlayalım. Şimdi öncelikle elimizde el işi kağıtlarımız var. El işi kağıdının özelliği birazcık daha sağlam olması ve renkli olması. Hemen arkasından el işi kağıdımızı açalım. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz ama ben yarasaya benzesin diye siyah seçmek istiyorum. Evet, siyah el işi kağıdımızı aldık. Evet, siyah el işi kağıdımızı aldık. Buradan siyah kağıdımızı kare hale getirmemiz gerekecek. Kare hale getirmenin birkaç farklı yöntemi var. İsterseniz bununla kesersiniz, ölçer biçersiniz cetvelle. Ama en kolay yöntemi şu. Hemen böyle katlıyorum. Origami biliyorsunuz, kağıdı kesmeden tek parçayla yapma sanatı. Ama biz elimizde bir kare kağıt olması gerektiği için kağıdımızı mecbur keseceğiz. Şöyle kare olması için bakın burayı, şuraya fazlalık kısmı burası demektir. Hemen şu fazlalık kısmını belirliyorum. Bunun için şöyle bir cetveli şuraya koyup üstüne katlarken sıkıntı olmasın diye yapabilirsiniz. Evet. Sadece belirlemek için kullandım. Ben normalde bununla da kesebilirim. Makasla da kesebilirim ama her zaman bunlar elimizde olmayabilir. Bunların olmadığı durumlarda bakın bu şekilde katlayarak kesim yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Hemen bunu da göstermek istiyorum size. Şurayı iyice katlamanızı istiyorum. Bu bütün kağıt kesimleri için geçerli. Burada bir iz oluşturun. Sonrasında şöyle hafiften yırtarak dikkatli bir şekilde kare kağıdımızı oluşturmuş olduk. Şimdi bizden istediği şey neymiş? Hemen bir bakalım. Kağıdınızı beyaz tarafı yukarı gelecek şekilde başlayın demiş. Evet, beyaz tarafını yukarı getirdik. Ne yapmamızı istiyor? İkiye katlamamızı istiyor. Gösterildiği gibi ikiye katlayın. Tam şu köşelerini dikkatlice katlarsak katladık. Sonra şuradan tam ortadan ikiye katlamamızı istiyor. Kanatlarına getiriyorum. İyice yerini oturtturduktan sonra elimle şuralarını ayarlayıp boşluk kalmayacak şekilde katlıyorum. Sonra da tekrardan açın diyor. Hemen açıyoruz. Açtık. Sonra bakın bu iz üzerinden aşağıya katlamamızı istiyor. O iz neden önemli? Şeklimizin düzgün çıkması için. Bakın tam izin üzerinden katladım. Doğru bir şekilde katlanması için izin üzerinden katlıyoruz.
sonrasında izin üzerinden yine bakın tam ortadan katlamamızı istiyor. Evet, izin üzerinden katladık. Sonra bu şekilde çevirin diyor. Çevirdik. Modeli döndürdük. Üst kanadı şöyle yapalım. Biz burayı dışarıda bırakmıştık. Yanlış yapmışız fark ettim. Şimdi tersten tekrardan yapıyorum. Tekrar katladım. Çevirmemizi istedi. Çevirdim. Şimdi üst kanadı bakın tam şu hizaya kadar aşağıya indirmemizi istemiş. Dik bir şekilde aşağıya indiriyoruz. İndirdim. Aynı işlemi ters tarafında da uygulayın diyor. Ters tarafında da uyguluyoruz. Evet, aynı işlemi ters tarafında da uyguladık. Yaptık. Sonra şimdi diyor ki bu kanadı gösterilen şekilde geriye katlayın. Katladım. Diğer tarafını çevirin. Bu tarafı da aynı şekilde katlayın. Bu tarafı da aynı şekilde katlayalım. Şekilde katladık ve yarasamız hazır. Sonrasında diyor ki bu şekilde attığınızda gördüğünüz gibi daireler çizerek uçacaktır. Evet, yarasamız hazır. Yarasaya da gerçekten çok benzedi. Evet, kuşumuz hazır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.